Osmanlı torunları olmakla övünenler tarafından tarihin en büyük devlet adamı ve komutanlarından Fatih Sultan Mehmet'in vefat ettiği yer ranta kurban edildi. Hem de pul parasına. Bizler defalarca tarihi dokusu korunsun, atalarımızın mirasına sahip çıkılsın. Fatih'in anısı yaşatılarak değerlendirsin dememize rağmen maalesef yapılmadı. Hünkar Çayırı köy hizmetlerinin himayesinde bulunurken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne oradan Seka Park karşılığında Devlet Malzeme Ofisi himayesine daha sonra kanuna aykırı olmasına rağmen özelleştirme idaresine devredilerek en sonunda satışa çıkarttılar. Hünkar Çayırı tarihi mirasımız açısından çok önemli. 30 yıl olarak kiralanmasından zihniyet hakkından ötürü satış hakkının elde edilecek olması da rant çıkarcılığı olduğunun göstergesidir. Hünkar Çayırı'nın Erzincanlılar Vakfı'na tahsis edilmesini duyduğumuzda bizlerin aklına Sayın Başbakan geliyor. Çünkü Sayın Başbakan bu derneğin onursal üyesi. Soruyoruz, bu durumdan Başbakan Sayın Binali Yıldırım'ın haberi var mıdır? Yoksa tarihi bir miras ranta kurban edilerek başbakan zora mı düşürülmek isteniyor? Vakıf Hünkar Çayırı'nı sözde okul veya üniversite yapımı için kullanacakmış. Hünkar Çayırı üniversite için kullanılacaksa hemen bitişiğinde bulunan Gebze Teknik Üniversitesi için kullanılmalıdır. Değerli milletvekilleri, Hünkar Çayırı tarihi mirasımızdır. Burayı tabii ki sattırmayacağız diyenlerin söz konusu rant olunca Hünkar Çayırı'nı pul parasına gözden çıkarmalarını tarih asla affetmeyecektir. Bu satışta tarihe ve millete saygısızlık vardır. Bir an önce Kocaeli iktidar milletvekilleri de ellerini taşın altına koymalıdır. Bu büyük yanlıştan vazgeçilmesi gerektiğini temenni ediyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.